Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tıktıran dünyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, mini günlerim, mini günlerim. Esen olsun, esen bol hu. Esen hu. Hepinize saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Dedik, tarih bilen, Tıktıran tarihi bilen her zaman imtiyazlı insandır. Nokta. Geçmişi, bugünü, geleceği bilir. Geleceği bilir. Kardeşlerim, ulu büyüklerimizi anmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çok sayıda değerli insanımız Türk Turan'a hizmet etmiştir. Ben fırsat buldukça elinden geldiği kadar bunları çıkartmaya çalışıyorum. Bunları çıkartmaya çalışıyorum. Sizler öyle, her zaman tekrar ettiğim gibi lütfen bu kişilerin eserleri, yapıtları, anıları varsa, hatıratları varsa lütfen bunları bulun. Araştırın, bulun. Çocuklarınıza lütfen öğretin. Öğretin. Benim burada vermiş olduğum isimlerin hepsi bunlar Türklüğümüze çok büyük hizmet etmişlerdir. İnanılmaz bir şekilde hizmet etmişlerdir. Yokluk pahasına arkadaşlar, hayatta hiçbir şey tamah etmemişlerdir bu insanlar. Hayatta hiçbir şey tamah etmemişlerdir. Ve çok zor şartlar altında yaşamışlardır. Yaşamışlardır. Ona göre bakın. O zamanlar düşün. 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başları. Düşün. Çok zor zamanlardı. Dedim ya, kimisi hayatıyla, kimisi zindanla, kimisi işkenceyle başından neler geçmiştir bu insanların ya. Kimisi kurşuna dizilmiştir. Bu insanları hepsini teker teker kim hizmet etmişse Türk Turan dünyamıza, bunlar her zaman yüreğimizde yaşatacağız yani. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Olmazsa olmazımızdır. Buyur, onlardan bir tanesi. Bir tanesi kısa bir şekilde özgeçmişini okuyoruz. Okuyoruz. Sadri Maksudi Arsal. Sadri Maksudi Arsal. 23 Temmuz 1878 yılında doğmuştur. 20 Şubat 1957 yılında ölmüştür. Türk Tatar devlet adamı, hukukçu, akademisyen, düşünür ve siyasetçidir. 1917 yılında Ufa'da kurulan Milli İdare'nin ve Parlamentosu Milli Meclis'in başkanı olmuş bir devlet adamıdır. Bolşeviklerin milli idareyi lağvetmesinden sonra Batı Avrupa'ya geçmiş Türkiye'nin kuruluş yıllarında Atatürk tarafından Türkiye'ye davet edilmiştir. Tekrar okuyoruz. Sadri Maksudi Arsal 23 Temmuz 1878 yılında doğmuştur. 20 Şubat 1957 yılında ölmüştür. Türk Tatar devlet adamı, hukukçu, akademisyen, düşünür ve siyasetçidir. 1917 yılında Ufa'da kurulan Milli İdare'nin ve Parlamentosu Milli Meclis'in başkanı olmuş bir devlet adamıdır. Bolşeviklerin Milli İdare'yi lağvetmesinden sonra Batı Avrupa'ya geçmiş, Türkiye'nin kuruluş yıllarında Atatürk tarafından Türkiye'ye davet edilmiştir. Türkiye'de Türkçülüğün temelini atanlar arasında bulunur. Cumhuriyetin ilk hukuk fakültesi olan Ankara Hukuk Fakültesi'nin kurucu hocalarındandır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasında önemli katkıları olmuştur. 23 Temmuz 1878 yılında Tataristan'ın dışındaki Tarsu köyünde doğmuştur. İlk öğrenimini köy okulunda görmüştür. 1955 yılında Bahçesaray'daki
Bahçesaray'daki Zincirli Medresesi'nde ders vermeye davet edilen ağabey ile birlikte Bahçesaray'a gitti. Ve burada öğretmenlik yapan İsmail Gasparani ile tanıştı. Ve burada öğrenim gördü. Rusça öğrendi. 1897 yılında Rus öğretmen okuluna girdi. 1901 yılında okulunu bitirdi. Daha sonra İsmail Gasparani'nin tavsiyesi üzerine Fransa'ya gitti. ...1895 yılında Bahçesaray'daki Zincirli Medrese'de ders vermeye davet edilen ağabeyi ile birlikte Bahçesaray'a gitti. Ve burada öğretmenlik yapan İsmail Gasparani'yle tanıştı. Ve burada öğrenim gördü. Rusça öğrendi. 1897 yılında Rus öğretmen okuluna girdi. 1901 yılında okulunu bitirdi. Daha sonra İsmail Gasparani'nin tavsiyesi üzerine Fransa'ya gitti. Fransa Sorbonne Üniversitesi'ne kaydoldu. Ve 1906 yılında burayı bitirdi. 1906 yılında burayı bitirdi. Ve Rusya'ya döndü. Duma'ya üye oldu. Rusya Türklerinin sorunlarını dile getirdi. 1925 yılında Türkiye'ye gelip yerleşti. Atatürk tarafından çağrılmıştı biliyorsunuz. Yerleşti ve burada çok büyük hizmetler verdi. Türk dili ve tarihi üzerine 20 Şubat 1957 yılında hayatını kaybetti. 1902 yılında Fransa Sorbonne Üniversitesi'ne kaydoldu ve 1906 yılında burayı bitirdi ve Rusya'ya döndü. Duma'ya üye oldu. Rusça Türklerinin sorunlarını dile getirdi. 1925 yılında Türkiye'ye gelip yerleşti ve burada çok büyük hizmetler verdi. Türk dili ve tarihi üzerine 20 Şubat 1957 yılında hayatını kaybetti. Sadri Maksudi Arsal. Yazın bir kenara. Sadri Maksudi Arsal yüreğimize yaşayacaktır arkadaşlar. Bunlar çok değerli insanlardır. Değerli büyüklerimizdir. Türk dedi ya arkadaşlar, Türkçülük üzerine, Türk dili üzerine, Türk edebiyatı üzerine, Türk tarihi üzerine. Aynı zamanda Ankara'da kurulan hukuk fakültesinin kurucuları arasındadır bu değerli insan. Geldiler, kandaşlarına, karındaşlarına el verdiler. O genç cumhuriyetin kalkınmasında çok büyük rol oynadı bu insan. Onun için diyorum arkadaşlar, bu insanları asla unutturmayacağız. Bunlar hep yüreğimizde yaşayacak bu insanlar. Dedim ya, bunların hepsi ulu insanlardır. Hep Türk Turan dünyamız için bir şeyler yapmaya çalışmışlardır. Ellerinden geldiği kadar. Bakın arkadaşlar, her zaman hiçbir şey tamah etmemişlerdir bu yiğit insanlar. Asla hiçbir şey tamah etmemişlerdir. Bunlar için varsa yoksa Türk diyor. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bugün kendisini anmış olduk. Ne mutlu bize. Dedim ya, elimizden geldiği kadar çıkartıyoruz. Arkadaşlar lütfen eserleri varsa, yapıtları vardır muhakkak, hatıratları vardır. Onları da siz bunu araştırın. Ve lütfen çocuklarınızı öğretin ki öğrensinler. Bu değerli büyüklerimizin kim olduklarını bilsinler. Değil mi? İnsanoğlu değerlerini yaşar. Türk Turan dünyamız değerlerini yaşar. Unutmayın bunu. Ki bunları unutturmayacağız, bu değerli büyüklerimizi yani. Eğer bugün varsak, Türk dili varsa bu insanlar sayesindedir. Bunu yazıyoruz bir kenara. Ne güzel bize. Ne güzel. Mutlu oluyorum ben de ya. Çok mutlu oluyorum. Hepsini hatırlatıyorum size. İşte Türk Turan budur. Türk Turan budur yani. Başka bir yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.